evin hamurunu bile açamadım. Daha temizlik de yapmam lazım. Yok yok, ya bunların hiçbiri sihir olmadan yetişmeyecek. Ya ne yapayım? Yani bu benim yaratılışımda var. Sihir olmadan hiçbir şey yapmadım ki. Hem neden suçluluk duyuyorum? Kim sihir gücü olsa kullanır. Evet. İşte bu kadar. Evet, şimdi sırada temizlik var. Sakin ol. Geldilerse geldiler. Ne olmuş? Anne bak, ne olur sana yalvarıyorum. Yani onlara kötü davranma, olur mu? Aa, üstüme iyilik sağlık. Ben niye kötü davranayım ayol? Ha, koskoca kadınım. Nasıl davranmam gerektiğini bilmez miyim? Tamam tamam. Peki her şey tamam mı? Yani yemekler tamam, temizlik tamam. Her şey tamam gibi gözüküyor ama. Her şey tamam. Hadi aç kapıyı, bekletme. Evet evet, doğru söylüyorsun. Ayıp olur değil mi? Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhaba. Tanıştırayım. Semiha teyzem, Refika teyzem. Çok memnun oldum efendim. Buyurun. De memnun oldum. Demek Selena Hanım kızımızın annesi sizsiniz. Bırak Selena'dan bahsedince biz de sizinle tanışmak istedik. Değil mi Refikacığım? Evet Semiha. Ama doğrusu sizden pek bahsetmedi Burak. Çalışıyor musunuz? Evet, Galaktika'yı yönetiyorum. Anne. Galaktika, bizim Galaktika apartmanının yöneticisiyim. Apartman o kadar kalabalık ki yönetmek zor oluyor doğrusu. Doğru diyorsunuz. Bizim apartmanda 5 daireli. Ama kimse aidat vermiyor. Asansörde 2 senede bir bakım yapılıyor. O yüzden 2 kişi bindi mi asansör bozuluyor. Değil mi Refika? Evet Semiha. Selena'nın kıyafeti nasıl? Ben seçtim. Kendisine kalınca pek beceremiyor da. Renk körlüğü var da o yüzden uyum sağlayamıyor. Karıştırıyorsun annem. Bende renk körlüğü yok. Ben çok güzel börekler çörekler hazırladım sizin için. Çayla beraber yeriz değil mi? Yeriz Refika. Evet Semiha, yeriz. Tamam. Kızım diye söylemiyorum. Çok güzel börekler, çörekler, pastalar aldı pastaneden size. Aa, yani kendisi yapmayıp da gidip pastaneden mi aldı? Pek de öyle sayılmaz. Pastaneden almadı, telefon etti, eve getirdiler. Kendisi pastaneye gitmeye bile üşeniyor. Pek yerinden kıpırdamayı sevmezdi. Aa, ne kadar ilginç değil mi Semiha? Evet, evet ilginç Refika. Ya evet, benim kızım çok ilginçtir. Allah! Belli, abi, belli. Nerede? Çıktı. Ay kusura bakmayın. Selena biraz dağınıktır da. Bu işte ne yapacaksınız? Aslında o kadar dağınık değildir Selena. Yani nasıl olduysa artık. Evet. Çok hamarattır benim kızım. 4 ayda bir mutlaka temizlik yapar ya. Bu saçlar da ne böyle Selena kızım? Saç mı çıktı? Anne. Bizim kızın saçları çok dökülüyor. Günde 2000 tel saçı dökülüyor, övünmek gibi olmasın. Ya evet. Benim annem övünür böyle dökülen saçlarımdan. Çok iyi bir annedir kendisi. Hayret. Bu kadar saçın dökülmesine rağmen yine de sık ve gür saçların var Selena kızım. Teşekkür ederim. Maşallah. Siz de Pollyanna gibisiniz iki kardeş. Anne,
Ne var canım, ne oldu? Neyse, ben size Selena'nın çocukluğunu anlatayım mı? İster misiniz? Anne, sen benim çocukluğumu nereden biliyorsun da anlatacaksın? Neden bilmeyeyim, ben senin annenim ayol. Anlatın, anlatın. Gelinimizin çocukluğunu da bilelim bari, değil mi Semiha? Evet, bilelim Refika. Bakın, Selena çocukluğunda da şimdiki gibi yaramazdı. Camları kırardı. Bütün mahalleni yaka silkerdi ondan. Böyle sokakta yürüyen yaşlıları iteklerdi. Böyle hani bakkallara sepet indirirler ya. Onların içine böyle ağır ağır taşlar koyardı. Hatta bir keresinde yazık adamcağızın biri o ağırlığa dayanamadı. Balkondan aşağıya uçtu ya. Sonra büyüdü, genç kız oldu. Böyle müziğe, dansa çok meraklıdır. Sabahlara kadar diskolarda dolaşırdı. Böyle sabaha karşı da eve böyle kendinden geçmiş bir vaziyette gelirdi. Sabaha karşı? Ha, ya evet. Kendisi çok serbest yetişmiştir. Hiç sıkıntıya gelemez Selena. Erkek arkadaştan yana da çok şanslıydı. Böyle yüzlerce, binlerce erkek arkadaşı vardı. İşte Çinlisi, Hintlisi, sarışını, esmeri, kıvırcı falan falan. Bunların çoğu da bizim evde kalırdı. Ya öyle mi? Anlatın, anlatın. Daha sonra? Valla ben de kızardım bazen arada sırada. Hatta bir keresinde kızacak oldum. Şakadan bana öyle bir tekme attı ki. Merdivenlerden aşağıya yuvarlandım. Bacağım kırıldı ya. Ya çok şakacıdır canım benim. Artık. Evet. Yine bekleriz diyeceğim ama artık 5 kilometreden yakınımıza yaklaşmazsınız herhalde. Aa, niye gelmeyelim canım? Bundan sonra her zaman geliriz değil mi Semiha? Geliriz Refikacığım, geliriz. Gelinimizi çok sevdik. Çok doğal, çok iyi. Sizi de bu arada tebrik ediyorum. Çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Yani siz Selena'yı hala istiyor musunuz? Aa, istemez olur muyuz değil mi Semiha? Tabii isteriz Refikacığım. Teşekkür ederim. Buyurun. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Görüşürüz yine. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz kızım. Görüşürüz. Hayatım, kusura bakma, ne olur. Annemi biliyorsun. Önemli değil hayatım. Neyse, görüşürüz. Anne, sıra geldi şimdi seninle konuşmaya. Ayol, ben ne yaptım? Sayemde seni ne kadar sevdiler, görmedin mi? Anne, sana inanamıyorum. Sayende değil mi? Elbette. Senin ne kadar cici, doğal bir kız olduğunu anlamaları için elimden geleni yaptım. Bana teşekkür edeceğini bir de söyleniyorsun. Pes yani. Belki de nezaketen öyle davrandılar. Bakalım gerçekten öyle mi düşünüyorlar? Selena, Ütopya'dan çağrılıyorsun. Selena, çabuk Ütopya'ya gel. Ütopya'ya gitmem lazım. Ama yaptıklarını unutmayacağım anne. Geldiğim zaman görüşeceğiz. Görüşeceğiz sevgili kızım. Görüşeceğiz. Yapacaklarım daha bitmedi.